Selam, bugünkü dersimizin konusu trigonometrik fonksiyonların işaretleri ve bir açının trigonometrik değerini dar açı cinsinden hesaplayabilme. Şimdi öncelikle trigonometrik fonksiyonların işaretlerinden başlayalım. Bir birim çember, birim çember üzerinde açılar 0, 90, 180, 270 ve 360 verilmiş. Bölgeler isimlendirilmiş 1., 2., 3. ve 4. bölge. Şimdi bizden fonksiyonların işaretleri verilmiş. Bize tek tek bakalım nasıl düşündüğümüze. Demiştik ki x ekseni bizim kosinüs eksenimizdir. Y ekseni de sinüs eksenimizdir. Yani sinüs ve kosinüs x ve y eksenindeki işaretler olarak düşünürüz. Tanjant ve kotanjantı da sinüs ve kosinüs cinsinden yazarız. Çünkü tan x demek aslında ne demek tan x? Sin x bölü cos x demek. Ve kotanjant x de cos x bölü sin x demek. Dolayısıyla biz kosinüs ve sinüsün işaretini belirlediğimizde tanjant ve kotanjantı da aslında belirlemiş oluyoruz. Şimdi birinci bölgede kosinüsler pozitif, sinüsler pozitif. Dolayısıyla tanjant ve kotanjant da pozitif çünkü birbirine bölümünden elde ediliyor. İkinci bölgede kosinüsler negatif. Sinüsler pozitif. Dolayısıyla tanjant ve kotanjant da eksi. Çünkü birbirini bölerek elde ediyoruz tanjant ve kotanjantı. Üçüncü bölgede sinüsler negatif, kosinüsler negatif. Dolayısıyla tanjant ve kotanjant pozitif. Dördüncü bölgede kosinüsler pozitif, sinüsler negatif. Dolayısıyla tanjant ve kotanjantlar negatif. Bir soru üzerinden çözelim. Şimdi bakın ABCD 4 tane açı vermiş. Bu açının işaretlerini istiyor. Ben buraya bir birim çember çizdim. Açıları yazdım. Bölgeleri gösterdim. Şimdi bunların ABC ve D'nin hangi bölgelerde olduğuna bakalım. 210 derece 180 ile 270 arasındadır. Yani 3. bölgede. 3. bölgede sinüsün işareti yani y ekseninin işareti nedir? Eksidir. 100 derece 90 ile 180 arasında yani ikinci bölgededir. İkinci bölgede kosinüsün işareti eksidir. 300 derece 270 ile 360 arasında yani dördüncü bölgededir. Dördüncü bölgede kotanjantın işareti eksi. 179 derece 90 ile 180 arasındadır yani ikinci bölgededir. İkinci bölgede tanjantın işareti eksi. Dolayısıyla A, B, C, D hepsinin de işareti eksi olur. Şimdi şuna bakalım. Gene bir açı vermiş. Pi bölü 2 ile pi arasında yani hangi bölgede? 90 ile 180 ikinci bölgede bir açı vermiş. Bu açının tanjantını vermiş bize. Kosinüs ve kotanjantını da soruyor. Hemen bir dik üçgen çizeceğim ve tanjantı yerleştireceğim. Tanjant x'i bu dik üçgende yerleştireceğim. Şuraya x açısı dedim. Tanjantı yerleştiriyorum. Karşı bölü komşu demekti tanjant. X açısının karşısı 3, komşusu 4. Gördüğünüz gibi özel bir üçgen oluştu. 3, 4, 5 üçgeni. Şimdi ben sinüs, kosinüs ve kotanjantını bulacağım. Önce sinüsten başlayayım. Sin x. X açısı nerede? İkinci bölgede. İkinci bölgedeki açıların sinüsü pozitiftir. Önce işaretini belirledim. Şimdi x açısının sinüsünü dik üçgendeki oranlara bakarak yazacağım. Ne demekti sinüs? Karşı bölü hipotenüs. Karşıda 3 var, hipotenüste 5 var. 3 bölü 5. Şimdi kosinüsünü yazıyorum. Açımız nerede? İkinci bölgede. İkinci bölgede kosinüsün işareti eksi. Önce her zaman işaretini belirliyorum. Sonra gene dik üçgene bakarak kosinüs değerini yazıyorum. Komşu bölü hipotenüs.
4 bölü 5. Şimdi kotanjantı yazıyorum. İkinci bölgede kotanjantın işareti eksi. Kotanjant demek komşu bölü karşı demek. Komşuda 4 var, karşıda 3 var. Veya bunu tanjantla kotanjant birbirinin tersi olduğu için direkt oradan da yazabilirsiniz. Bir soru daha çözelim. Gene ikinci bölgede bir açı verilmiş bize. Bu bölge çok önemli. İşareti bölgeye göre karar veriyoruz çünkü. Evet. Şimdi verilen ifadeye bir bakalım. Sin kare x'in kare kökü. Kare ile kare kök birbirini götürür ama mutlak değer sin x olarak çıkar. Artı gene kare ile kare kök birbirini götürdüğü mutlak değer cos x. Artı zaten burada bir mutlak değer tad x var. Ve çarpı mutlak değerin dışında mutlak değerle ilgisi olmayan bir de cos x'imiz var. Şimdi açımızın bölgesine bakmıştık. İkinci bölgede. İkinci bölgede sinüsün işareti artı. Kosinüsün işareti eksi. Tanjantın işareti eksi. Yani sinüs artı olarak çıkacak. Kosinüs ve tanjant eksi olarak çıkacak. Sin x olarak çıkarıyorum. Eksi cos x olarak çıkarıyorum. Eksi tan x olarak çıkarıyorum. Çarpı bir de cos x'im var. Burada tabii ki tanjant fonksiyonu görünce hemen sinüs kosinüs cinsinden yazabileceğimizi biliyoruz. Ben de öyle yapıyorum. Tan x yerine sin x bölü cos x diye yazıyorum. Dolayısıyla cos x'ler birbiriyle sadeleşecek. Çarpım durumunda olduğu için şunlar sadeleşti. Şimdi kalanları bir yazalım. Sin x'imiz var. Eksi cos x'imiz var. Eksi burada da sin x'imiz kaldı. Gördüğünüz gibi burada da gene sin x'ler sadeleşecek. Ne kaldı? Eksi cos x kaldı. Yani sorumuzun cevabı eksi cos x. Evet, şimdi bir de bir açının trigonometrik değerini dar açı cinsinden bulmaya bakalım. Bakın şimdi bir birim çember verilmiş. Gene birim çemberin üzerinde 0, 90, 180, 270 ve 360 derecelik açılar verilmiş. X ekseni, kosinüs ekseni ve sinüs ekseni gösterilmiş. Burada şuna dikkat edeceğiz. Biraz önce bölgelerden de bahsettik. Bu benim birinci bölgem, bu ikinci bölgem, üçüncü bölgem ve dördüncü bölgem. Şimdi alfa bir dar açı olmak üzere. Şimdi ben birinci bölgedeki bir açıyı, bir dar açıyı 90'dan çıkararak bulabilirim. Ya da 360'a ekleyerek bulabilirim. Şurası 360 kabul ediyorum ya, ya da 0 kabul edebilirsiniz. Dolayısıyla birinci bölgedeki bir açıyı yazarken ben ne yapacağım? 90 eksi alfa ya da 360 artı alfa olarak yazacağım. İkinci bölgedeki bir açıyı yazarken, ikinci bölgeye bakarsanız eğer, 90'a bir dar açı ekleyerek ikinci bölgeye ulaşabilirim. Ya da 180'den bir dar açı çıkararak ikinci bölgeye ulaşabilirim. İkinci bölgedeki açıları da 90 artı alfa veya 180 eksi alfa olarak yazacağım. Üçüncü bölge 180'e bir dar açı bir alfa ekleyerek üçüncü bölgeye ulaşabilirim. Ya da 270'e 270'den bir alfa çıkararak üçüncü bölgeye ulaşabilirim. 180 artı alfa 270 eksi alfa olarak ifade edeceğim. Dördüncü bölge gene aynı mantıkla 270'e bir alfa açısı ekleyerek gidebilirim dördüncü bölgeye ya da 360'dan bir alfa açısı çıkararak gidebilirim. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bölgelere baktık, yani açının hangi bölgede bulunduğuna karar verdik. Birinci olarak açının bölgesine bakacağız, karar verdik. Bakın
Sonra ikinci olarak yapmamız gereken şey şu çocuklar. Eğer kosinüs eksenini kullanarak o bölgeye ulaştıysak, yani 360 ve 180'i kullandıysak, açı isim değiştirmez, olduğu gibi yazarsınız. Eğer sinüs eksenini kullanarak o bölgeye ulaştıysak, yani 90 ve 270'i kullandıysanız, açı isim değiştirir. Yani sinüsse kosinüs olur, kosinüsse sinüs olur, tanjantsa kotanjant, kotanjantsa tanjant olur. Bunu dar açılarda birbirini 90 dereceye tamamlayan açılardan birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşittir. Birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşittir mantığında da kullanmıştık daha önce. Yani yapacağımız şey birinci iş. Önce açının hangi bölgede olduğuna karar vereceğiz. İkincisi o bölgede açının işaretine bakacağız. O fonksiyonun işaretine pardon. Fonksiyonun işaretine bakacağız. Üçüncüsü o bölgeye ulaşırken sinüs eksenini mi kullandık, kosinüs eksenini mi kullandık ona bakacağız. Sinüsü kullandıysak fonksiyon isim değiştirecek, kosinüsü kullandıysak fonksiyonumuz isim değiştirmeyecek, aynen kalacak. Şimdi bakın üç tane açı vermiş, bu açıların değerlerini her iki eksen durumu içinde inceleyin demiş. Yani ben şimdi şeyden başlayayım, sinüs yüzlüğünden başlayayım. Şimdi 120'yi ben nasıl yazabilirim? 180 eksi 60 diye yazabilirim. Bakın. Veya nasıl yazabilirim 120'yi? 90 artı 30 diye de yazabilirim. Şimdi yazdım. Önce ne dedik? Önce fonksiyonun işaretine bakacağız. 120 derece ikinci bölgede bir fonksiyon işareti artı. Önce işaretini belirledim ben ve buraya yazıyorum artı. Dedik ki kosinüs fonksiyonunu, kosinüs eksenini kullanırsak isim değiştirmiyor. Yani 180 ve 360'da isim değiştirmiyor. 180'i kullanmıştım, isim değiştirmedi. Sin 60 oldu. 90'ı kullandım. Yani sinüs eksenini kullandım. İsim değiştirdi. Kos 30 oldu. Zaten birbirini 90 dereceye tamamlayan açılardan birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşittir. Her ikisinin sonucu da aynıdır. Yani kök 3 bölü 2'dir. Bir de şunu yapalım. C'yi yapalım. Tanjant 330. Şimdi gene ben tanjant 330'u nasıl düşünebilirim? 360 eksi 30 diye düşünebilirim ya da 270 artı 60 diye düşünürüm. İki türlü de düşünüyorum. Tanjant 360 eksi 30 ya da tanjant 270 artı 60. Şimdi önce işaretini belirliyorum. 330 derece dördüncü bölgede, dördüncü bölgede tanjantın işareti eksi. İşareti belirledim. 360 olunca isim değiştirmiyordu. Tanjant 30 oldu. 270 olunca isim değiştiriyordu. Tanjant kotanjant oldu. Kotanjant 60 oldu. Zaten tanjant 30, kotanjant 60'a eşit. Birbirini 90 dereceye tamamlıyor. O da 1 bölü kök 3. Eksi 1 bölü kök 3. Son bir örnek daha yapalım. Şimdi burada da alfa ile teta'nın toplamı 90 verilmiş. 3 alfa artı 2 teta'nın sinüs değeri eksi 7 bölü 25 verilmiş. Tan alfa isteniyor bizden. Ben şuradaki 3 alfa artı 2 teta'yı şöyle yazıyorum. Alfa artı 2 alfa artı 2 teta diye yazıyorum. Şimdi alfa ile teta'nın toplamı 90 verilmiş ya. Dolayısıyla 2 alfa ile 2 teta'nın toplamı da 180 olacak. Yani burası 180 artı alfa diye yazabilirsiniz. Şimdi ben buraya yerleştiriyorum. Sinüs. Yani 3 alfa artı 2 teta yerine ne yazacağım? 180 artı alfa yazıyorum.
Şimdi 180 artı alfa nerede? Burası hangi bölgede? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede sinüsün işareti nedir? Eksi. Önce bölgesine baktım, işaretine karar verdim. 180 yani kosinüs eksenini kullanmış, isim değiştirmedi. Sinüs alfa oldu. O da eşittir. Eksi 7 bölü 25. Yani sin alfa eşittir 7 bölü 25. Şimdi benden tanjantı istenmiş. O zaman ben ne yapacağım? Bir dik üçgen çizeceğim. Ve bu sinüs alfayı yerleştireceğim bu dik üçgende. Bakın. Dik üçgeni çizdim. Şu açıya da alfa açısı dedim. Sinüsü yerleştiriyorum. Karşı bölü hipotenüs. Karşısı 7. Hipotenüsü 25. Özel bir üçgen olduğunu görüyorsunuz. 7, 24, 25 üçgeni. 24'ü de buraya yerleştirdim. Şimdi ne istenmişti benden? Tanjant istenmişti. Tanjant alfa eşittir. Bir kere açım neredeydi? Üçüncü bölgedeydi. Üçüncü bölgede tanjantın işareti pozitif. Şimdi buraya bakarak tanjant yazıyorum. Karşı bölü komşu yani 7 bölü 24. Evet, şıkkını buluruz. Örneklerimi ve konu anlatımını Gür yayınlarını kullanarak yaptım. Öğreten serisi. Dersiniz burada sona ermiştir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.